Bir anda, bir gecede meydana çıkan ve birçok efsane ile çözümlenmeye çalışılan monolitler gerçekte ne anlama geliyor? O yapıları anlayabilmek için önce ne anlama geldiğini ve ne adına kullanıldığını bilmek gerekir. Monolit kelimesini anlam olarak baştaki mono, tek, lit ise Yunanca'da kullanılan taş anlamında tek taş ya da tek blok şeklinde maddi olarak anlam bulmuştur. Telaffuz olarak sadece biz Türkler monolit olarak ismen kullanırız. İngilizce'de monolith, Yunanca'da ise monolithos şeklinde kullanırlar. Yani ses olarak sondaki T harfi S sesi verir. Monolitlere bakış açılarımız kendilerini uzman diyebildiğimiz kişiler sayesinde sadece blok anlamında olmuştur. Aslında anlam olarak neyi ifade ettiklerine dair hep bir uydurmaca ve varsayımlarla açıklanmaya çalışılmışlardır. Her şeyin bir iç yüzü vardır. Örneğin tek başına bir taş yan yana dizildikten sonra artık taş diye değil duvar diye hitap edilir ve anlam olarak bir set hayal edilir. Monolitler de bunun gibi tek blok haline verilen şekilden sonra artık o taş değil, anlamı olan bir varlık olmuştur. Tarihte monolitler birçok yerde ve şekilde kullanılmıştır. Monolit kavramının oluşumunu ön Türklerde Tanrı Dağı fenomeni ile ilişkilendirilmiş ve yaşamın kaynağının nerede kurulacağının tespiti şeklinde gelecek kuşaklar için hafıza oluşturulmuştur. Monolit anlam olarak tek taş, doğal olarak dağlara verilen isimdir ve Tanrı Dağı anlamındadır. Piri Reis kitabı Bahriye hakkında bilinmeyen gerçekler 2. bölümde bunu anlatmıştık. Dağ Tanrı'dır ve dağdan gelen akarsular Tanrı'nın sözleri gibi ovalara, yaylalara uzanır ve Tanrı'nın ol sözü ile yani akarsular ile yaşam, ormanlar, ağaçlar ve canlılar oluşur. Bütün oluşan şeylere kanun denir. Zamanında töre denmiştir. Şimdiki dönemimizde evrensel anayasa ya da sünnetullah diyoruz. Töre dediğimizde nasıl ötüken ormanları diyorsak ve aklımıza doğal dikili taş olarak Tanrı Dağı geliyorsa, kanun derken Hammurabi bloğunda olduğu gibi şehir gelir. Monolitleri M.Ö. 700'lerde Asur döneminde oldukça fazla görmekteyiz. Burada kullanım alanları zafer anıtı şeklinde gözükür. Zafer demek varoluşun kodlarını anlatır. Yoksa savaştan kazançla çıktıktan sonra kurulmuş şeklinde değildir. O tarzlar da vardır fakat bu daha medeniyetin devamiyeti anlamında olmuştur. Yani ebediyete kadar kurulmuş bir medeniyet ya da şehir diyebiliriz. Mesela Asur döneminde ait Karataş diye bilinen bu dikili taş veya o dönemin monoliti tam da bunu anlatır. Üstteki 3 sıra kuruluş aşamasını ve 3 şehrin bir noktadaki oluşumunu anlatır. Cephelerindeki 5 çerçeve içindeki tasvirler ise Sümer tabletlerinden bildiğimiz Nibiru yol alırken 10'şar bir oluşumu anlatıyordu. Sonra bir 10'şar daha ikinci oluşum şeklinde anlatılmıştır. İşte bu dikili taşta da aynı şekilde bir şar yani 10 gece ve 10 gündüz tasviri vardır. Hititlerde Hattuşa şehrinin 4 giriş kapısı vardır. Bu kapılar gelişi güzel tasarlanmamıştır. Hattuşa şehri başka bir şehrin prototip halidir. Yani günümüzde popüler olan geçmiş zamanların akıllı şehirlerinden biridir. Bir hafızanın unutulmaması için tasarlanmış, her şey yerli yerince oluşturulmuş, gelişi güzel planlanmamıştır. Bu şehir eski İstanbul şehrinin tıpatıp aynısının bir kopyasıdır. Tarihi yarımada aynen kopyalanmış ve Süleyman Aleyhisselam'ın döneminde İstanbul'un yönetim yeri olan Beşiktaş ve Dolmabahçe aynı şekilde yapılmıştır. Haliç'in olduğu yer Hattuşaş'ta aşağı ve yukarı şehrin sınırını gösteren yol olmuştur. Hattuşaş tam bir güneş şehriydi.
dört kapı güneşin mevsimsel olarak doğuş ve batış yönleri üzerinde kurulmuştur. Bazı arkeologlar Hattuşaş'ın kuruluşunu M.Ö. 6000'lere kadar çeker. Güneş kral kapısından gelir, yani doğudan kral doğmuştur ve batarken aslana benzer gibi büyüyerek batar. Arslanlı kapı batıda kalır. Hattuşaş denilen şehir aslında bir nevi monolittir. Başka bir şehrin aynısı kurularak şehir monoliti meydana getirilip o yerin kültürünün zaman ve mekan olarak hafızası oluşturulmuştur. Hattuşa'daki Yeşiltaş da bir monolittir. Yeşiltaş güneşi simgeler ve çevresindeki oluşan şehir Yeşiltaş'ın açılımı gibidir. Yine aynı şekilde Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu da bir monolittir. Resimde verilen mesajdaki amaç bir şehrin kuruluş mantığı üzerinedir. Mona Lisa resmi ters simetri kullanılarak Da Vinci'ye göre Doğu ve Batı Roma'nın aynı mantıkla resmini gösterir. Mona Lisa hakkında şimdiye kadar birçok gizemler söylenmiş, sırları içerikli bir o kadar da paylaşımlar yapılmıştır. Leonardo da Vinci'nin resimlerine baktığımızda aslında hep bir mekan fotoğrafını çekmiş olduğunu görürüz. Mona Lisa da aynı şekilde içinde tarihi hafızayı kayıtlayan bir mekan fotoğrafıdır. Yılanlı Sütün Serpet Kolum, Homeros ve Herodot'un belgeleriyle Gerçek Tarihi adlı videomuzda Afrodit, Hera ve Athena'nın nasıl coğrafya ile ilişkilendirildiğinden bahsetmiştik. Mona Lisa'da sol koluna yılan sembolü dolaştırılmış, aynı şekilde Doğu ve Batı Roma'yı anlatan coğrafi olarak konumlandırılmış bir semboldür. Mona Lisa diye biri yaşamamıştır. Kadın diye gösterilmesi coğrafya ile ilişkili olmasındandır. Yani toprak ile bağlantıyı anlatır. Tabii ki başka anlamları da olabilir. Fakat biz konumuzla paralel olarak bu anlamını kullanıyoruz. Mona Lisa'nın başının hemen arkasında bir sütun vardır. Bu sütun Roma'daki Troyan sütunudur. Sol tarafındaki köprü Milvio Köprüsü'dür. Milattan önce 312'de Konstantin Maxentius'u burada yendiği zaman Hristiyanlık Roma'da ciddi bir şekilde artış yönünde ivme kazanmıştır. Birleşmenin ve beraberliğin sembolü olarak aşk köprüsü olarak da bilinir. Bu birleşme Doğu ile Batı Roma'nın birleşmesidir. İşte bu Batı Roma'yı sembolize eder. Bir de Doğu Roma'yı anlatan bir yüzü vardır. Başının hemen arkasındaki sütun Fatih ilçesindeki kız taşı diye bilinen Marcianus sütunudur. Yine soldaki köprü Avrupa ile bağın kurulmasına sebep olan Büyükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'dür. Mona Lisa bu köprünün hemen önünde Batı Roma'ya doğru bakar. Yine aynı şekilde Roma'daki Milvio Köprüsü'nden de Doğu Roma'ya bakar. 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilim kurgu filmi olan 2001 Bir Uzay Destanı, A Space Odyssey'de de monolitler işlenmiştir. Filmde de yine bir şehir sembolü anlamındadır. Filmde maymunumsu veya insanımsı yaratıklar ilk önce bitkilerle beslenip, dağlarda oyuklar açıp barınaklarını temin etmeye çalıştıkları işlenmiş, bu insanlığın gelişim aşaması olarak lanse edilmiştir. Medeniyetin gelişiminde en önemli unsur, su kaynaklarının elde tutulmasının insanlık için vazgeçilmez bir şey olduğunu, gerekirse bunun için savaşın göze alınacağı işlenmiş ve iki insanımsı kabilenin savaşında sonradan gelen kabile, suyu tutan öteki kabileyi kovarak şehri, yani suyu ve çevresindeki habitatı ele geçirmişlerdir. Filmde insanlığın korku, baskı ve güvenlik duygusunun etkisiyle asıl gelişimi oluşturduğu işlenerek, bu dürtülerin monolit yani şehir kültürünün oluşumunun ana maddesinin olduğu vurgulanmıştır. İşte bu şehir kültürünü ilk fark etmelerini sağlayan şey güneştir. İlk kurdukları şehir güneşti ve o şehre yani güneşe tapmaya başladılar. Stanley Kubrick
filminde bize anlatmaya çalıştığı şey, insanımsı olan önceki nesillerin akıllanması, ilk güneşi fark etmesiyle ve onu yaratıcı olarak kabul edip aydınlanmış ve akıllanmasıyladır. Savunma ve avlanma becerileri gelişerek doğadaki canlılara hakim olmaya başlamışlardır. Bu becerileri suyun korunması noktasında artık alet kullanımına sahip olduklarından dolayı işgale gelen kabileleri püskürterek yaşam alanlarını korumayı öğrenmişlerdir. Monolit yine bir şehir anlamıyla filmde de kendisini göstermiştir. Monolitlerin tarihte görünen anlamı şehirlerin nerede, nasıl kurulduğu ile ilgilidir. Türkiye'nin ilk başkamı olan araştırmacı, yazar Oktan Keleş, Kulbak Bilge kitabının 207 ve 208. sayfalarında monolitlerin yani şehirlerin nerede kurulacağının bilgisini Kur'an aracılığıyla bize göstermiştir. 207. sayfada İbrahim Aleyhisselam'ın yıldız haritası kullanılarak yolculuklarını bu şekilde yaptığını, 208. sayfada Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam ile beraber Kabe'nin temellerinin yükselttiğini belirtir. Kabe, bugünkü Mekke şehrine o zamanlar verilen isimdir. Kur'an'da bahsedilen Kabe'nin temelinin yükseltilmesi, M.Ö. 2000'lerde yeni şehir kurulurken kullanılan bir tabirdi. Bu Gılgamış Destanı'nda şu şekilde anlatılmıştır. İştar'ın oturduğu Eanna Tapınağı'na yaklaş. Sonradan gelen hiçbir kral onun işini yapamadı. Uruk duvarının üstüne çık, ileri yürü. Temeli gözden geçir. Tuğla duvarı incele. Acaba bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? Diyerek şehirlerin oluşumunun bu şekilde olduğuna vurgu yapmışlardır. O dönemlerde temelin yükseltilmesi demek yeni bir şehir kurulması anlamına geliyordu. İşte bu bilgiden Hazreti İbrahim'in yeni bir şehir yani Mekke'yi kurduğunu anlarız. Oktan Keleş, Kulbak Bilge kitabında Beytullah'ın yani Allah'ın evi diye belirtilen yapıyı vahiy ile bulunduğu bilgisini de vermiştir. Günümüzde gelecekte kurulacak olan şehir bilgisini monolit adıyla isimlendiriyoruz. Kulbak Bilge 207. sayfada Saffat suresi 88 ve 89. ayetlerinde sonra yıldıza şöyle bir baktı, ben rahatsızım dedi. Şeklindeki hitabı eline baktığı taştan olan yıldız haritasında her zamanki gördüğü yıldızların yerinde başka yıldızlar görmüştü. Bundan dolayı ben rahatsızım dedi. Bu ilmin içeriği Piri Reis kitabı Bahri hakkında bilinmeyen gerçekler 2'de bahsettiğimiz dünyanın iklim değişikliği nedeniyle belli aralıklarla ekseninin 22,5 derece kaymasından dolayı İbrahim Aleyhisselam her zamanki yıldızları yerinde görememişti. Nemrut'un helak olduğu dönemde aynı şekilde eksen kayması olmuştu. Ondan dolayı güneş başka bir yerden doğmaya başlamış, ayın konumu değişmiş, Venüs her zamanki gözüken yerinde olmadığından İbrahim Aleyhisselam ben hastayım diyerek yanlış gördüğünü zannetmişti. Monolitlerin ne demek olduğunu bilmeyen birçok kişi tarafından Arthur Clarke'ın Uzay Destanı romanına bakılarak uzaylılar tarafından dikildi, gelişmiş uygarlıkların bizi yönlendirmesi şeklinde sulandırılarak gerçek amacından sapıp başka bir yöne evrilmiştir. Monolitlerin ne anlama geldiğini öğrendikten sonra şimdi Amerika, Romanya ve İngiltere'de çıkan monolitlerin ne şekilde kullanılmak istendiğine bakabiliriz. O noktalara konumlandırılan monolitler, üç ayak şeklinde olması, şehir anlamında kullanılmak istendiğini anlamamızı sağlar. Buna yeni bir devlet oluşumu da denilebilir. Şimdi bir yorum olarak şöyle diyebiliriz. Amerika'da oluşacak olan yeni bir devletin Utah, New Mexico,
ve Texas arasında olacağı beklenmektedir. Romanya'da çıkan monolitin bölgesine bakınca Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan şeklinde bir devlet gelecekte oluşabilir. Romanya'da çıkan monolit ötekilerinden farklı olarak üzerinde şekiller vardır. Spiral şekilli olan semboller sanki deprem havası andırmaktadır. İngiltere'deki tamamen ayna gibidir, suyu andırmaktadır. Sanki o bölgelerin su içinde kalacağı izlenimi vermektedir. Utah'taki öyle değildir, daha mat metaliktir. Gelecekteki yerleşim yerinin o bölgeler olacağına atıf vardır. Tabii ki bu olay kısa vadede olacak iş değildir. Belki 50 yıl, 100 yıl sonrasının ilk görünüşüdür. Bugünün çölleri yarının büyük şehirleri olabilir. Bunun böyle olduğunu M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Herodot Tarihi 1. kitabının 5. paragrafında şöyle anlatır. Hikayeme devam edeceğim. Ve küçük olan kentlerden büyüklerinden daha az söz etmeyeceğim. Zira o zamanlar büyük olan kentlerin hemen hepsi sonradan küçülmüşlerdir. Ve benim gördüğüm büyükleri o zamanlar küçüktüler. Böylece insanoğlunun mal mülk bakımından hep aynı düzeyde kalmadığını göz önüne tutarak birilerini olduğu kadar öbürlerini de anlatacağım. Diyerek bu değişimin tarihin her sayfasında tekrarlanan bir şey olduğunu, tecrübe ettiğini görmemizi istemiştir.